Yine böyle bir rüyayla bizim Fox'tayken kapımıza gelen biri vardı. Ay isim bak kafam gitti. Bir iki dakika öğrensenize onu. Sabah bahsetmiştim sana. İnşallah güzel haber alırız. Ay bir bakarsın ikizleri olurmuş onların inşallah. Nasip. Ay Allah herkese nasip etsin. Şimdi Göksel Bey geliyor. Dün biliyorsunuz ki Elif Hanım Sürüço'daydı. Evlilikleri çatırdıyor ve ayrılık noktasındalar. Göksel Bey sorumlulukların bilincinde bir eş olursa o evlilik devam edebilir. Ama aynı sorumsuzluklara devam ederse mümkün değil. Önce alkışlar Göksel Bey. Gel de deyelim yeniden, boş verelim geçmişi, eski. Biraz sonra Elif de sürüşüyordu olacak. Minik bir hatırlatmamız var, ardından buradayız. Aşkım seni çok üzdüm, ben de biliyorum. Yavrumuz var, bebeğimiz var. Tüm Türkiye'nin önünde senden özür diliyorum. Son kez af diliyorum. Sorunlar çözülmedikten sonra beraberliğimizin olanağı sıfır diye düşünüyorum. Sorumluluğunu bileceksin. Yuvana, evladına sahip çıkacaksın. Bunun için de tabii ki azim ve fedakarlık ve emekle çalışman gerekiyor. Tamam. Bu zamana kadar çaba ve fedakarlığı ben gösterdim. Sende hiçbir çaba fedakarlık görmedim. Kötü alışkanlıklar tamamıyla bitecek. Son kez... Son kez istiyorum zaten. Son kez diye bir şey yapacağıma da söz veriyorum. Bir yuvasına sahip çıkmasını istedim. Ondan yat kat ne bileyim başka şeyler istemedim ki. Bu kadar üzmesine gerek yoktu. Beni gerçekten çok üzüldüm. Arıyordu devamlı. Sık sık arıyordu beni. Ama ben eve gelmeyen insan, eve gelmeyen insan aranmaz mı? Ama sen devamlı da arıyordu zaten. Mesela bakkala gidiyorum ben, mesela markete gidiyorum. İşte 5 dakikada burada olacaksın. Veya annemlere gidiyorum, babamlara yarım saatte burada Esra olacaksın. Esra Hanım yalan, çünkü ben niye kendisine güvenmediğim için arıyorum. Bir daha üzmeyeceğim, söz veriyorum. Ben şey istemiyorum, tamam. Ben rica ediyorum. Tamam, göreceksin, tamam. Üzmeyeceğim. Göksel Bey'in eşi Elif Hanım Göksel Bey'i affedecek mi? Şimdi Sürüço'ya geliyor alkışlarla. Gelelim yeniden, boş verelim geçmişi, eski. Ay çok sevdi sizi. Esra çok sevdi sizi. Yok annem, yok. Anasına annem düşkün. Evet. Ay çok, çok güzel ağlamıyorlar mama. Ay, yok annem, yok. Zaten... Bak bak katılacak bak. Yok annem yok. Zaten durmadığı için getirdik. Tamam annem, tamam. Tamam bir tanem, tamam yok. Bir tanem bak aşkım. Belinay. El sarar Belinay, tel sarar, tel saramazsa. Tamam bir tanem. Ben Ömer'den biliyorum, bu yalan ağlama. Evet. Tamam Belinay. Bak anneciğim. Tamam kızım, sus. Hadi. Biraz önceki konuyu duydunuz mu, izlediniz mi? Çocuk sahibi olmak isteyen duydum, bir çift var. Duyduk Esra Hanım, Allah inşallah nasip eder. İnşallah Allah nasip eder Esra Hanım. Şimdi hayır şunu söylemek istiyorum. O çift evlat sahibi olabilmek için en son yapılabilecek bir insan en son neyi satar? Evlilik yüzüğünü ve alyansını satar. Bunu bile satmış bir çift. Evet. Allah size ne kadar güzel iyilikler ve güzellikler nasip etmiş ama bunun kıymetini bilmiyorsunuz. Evet. Bu da yaşamın bambaşka bir yüzü. Ve Göksel abi burada konuştuğumuz kadarıyla. Bak anneciğim bak aşkım bak. Annem. Bak aşkım bak. Bu sizden kaynaklanan evet, sorunlar. Evet benden kaynaklanan sorunlar. Yani ben dün söylüyorum. Elif ablayı hepiniz dinlediniz değil mi? Elif ablanın istedikleri. Bak buradan tel sarar, tel sarar. Heh. Kız öyle paket gibi tutma çocuğu. Tel sarar diye diye oyalayacaksın işte öğrenin. Biz burada çok çocuk baktık bu arada. Kaç çocuk büyüttük diyelim daha doğrusu. Birlikte de. Elif ablanın istedikleri aslında çok büyük şeyler değil. Bir evlilikte
her iki tarafın da sorumluluğunu bilmesi. Akşam çok konuştuk Esra Hanım. Konuştunuz mu akşam? Çok konuştuk. Akşam çok konuştuk ve ben kendisine aynı şekilde dün de söylediğim gibi bazı şartlarım oldu. Şartları da biliyorsunuz zaten. O şartları yani tamamıyla güvenmeden kabul etmiyorum dedim işte. Ben de yerine getireceğim. O şartları tamamıyla yerine getirecek. Ben de o zaman. Neydi o şartlar, tekrarlayalım. Sorumluluğunu bilecek, kötü alışkanlıklarını bırakacak, evine bağlı olacak. Sorumluluğunu bilecek derken açalım. Yani gidecek, ekmeğini kazanacak. Aynen, aynen. Kazandığı rızkı da eve getirecek. Eve getirecek, yanlış işler yapmayacak, yalan konuşmayacak. Alkol gibi, yani yok Esra Hanım, ona söz verdim söylediniz. Esra Hanım, bırakıyorum artık. Hani kötü bir alışkanlığınız var, onu bırakmanızı istiyorlar. Onu bırakacağım zaten Esra Hanım. Ve evde olmanızı istiyorlar, karınızla ve çocuğunuzla ilgilenmeniz. Öyle olacak Esra Hanım. Başka hiçbir şey de değil. Bu arada telefon hattında Hacer teyze var. Elif Hanım'ın annesi. Dün sana bu soruyu sormuştum, ailen ne düşünüyor diye. Evet, aynen. Şimdi Hacer teyze telefon hattında. Merhaba. Hacer teyze, selamlar. Hayırlı günler canım, hayırlı akşamlar. Nasılsınız Esra Hanım? İyi, insan da olsun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz elhamdülillah. Sağ olun canım. Ne diyorsunuz Allah Hacer razı abla? Bir tarafta İnan damadınız. Ben güvenemiyorum canım benim. Güvenemiyorum ben işte. Çok güvenimi sarstı. Anne. Biraz çok güvenimi sarstı. Çok güvenimizi sarstı. Çok ona çok şanslar tanıdık ama artık bilmiyorum vallahi ne derece. Anne bak, son kez buradayım. Ben bir şey senden sorayım. De özür diliyorum. Ellerinden öpüyorum. Son kez affetmeni istiyorum. Özür diliyorum ama kaçıncı özür, kaçıncı? Sen Losa kızı o hastaneden tamam anne, geldiği şeyde akşam sen aldın gittin içtin sabahleyin geldin eve. Tamam haklısın anne, ben de onun için buradayım. Ben hep şahit oldum bak iki tamam, senedir yaptım. Ben de çok çok yıprandım, çok ezildim yani. Tamam yaptım, ben yapmadım demiyorum. Ben bir insan evladı huzurluysa anne de huzurlu, baba da huzurlu. Bir evlat huzursuzsa anne baba da huzursuz. Ben zaten şeker tansiyon hastasıyım. Ben yani bu sizin işinizden ben yani bittim tükendim artık. İki sene olacak yani. İki senenin içinde söyle ne olur kaç ay çalıştım. Doğru diyor Esra Hanım. Çok üzdüm Esra Hanım. Toplamı çok toplamı çok, iki ay. Çok üzdüm Esra Hanım. Kayınvalidem hani haklı. Haddinden fazla yani çok şey yaptım. Ben işte ister miyim evladımın yuvası yıkılsın, huzursuz olsun? Kesinlikle hangi anne baba ister bir evladının yuvasının dağılması? Kimse istemez. Evlat baba, evlat huzurluysa ana baba da o kadar mutlu huzurlu. Evet. Şimdi şöyle bir anne yok karşımızda. Kendi isteği... Evet. Kendi egosu, çocuğunu evet, hükmetmek için bu evlilik bitsin, Esra Hanım, bitsin diyen bir anne de yok yani. Kayınvalidem çok iyi bir insan. Hep arkamızda yok durdu yani evlendiğimiz zaman maddi yani manevi. İyi insanları. Maddi manevi. Bir şey söyleyeceğim. Kayınvaliden çok iyi. Çok iyi. Hiçbir şey kötüleyemem. Çok iyi. Eşim de çok peki, iyi. Peki sen nasıl? Ben çok hatalar Gördürtük yaptım. Benim kızım. Ben yaptım. Ya, gerçekten ben evladım demiyorum. Gerçekten evine çok bağlı hanım, yani ben evladım diye demiyorum yani gerçekten çok sorumluluğunu bilen ama böylelerinde şansı olmuyor ne yazık ki işte. Yani şimdi şansı adama olmuyor. Döner derler ki belanı mı istiyorsun? Evet. Değil bak, mi? Yani eş de sen eşi bulmuşsun, evlat var, kayınvalide var. Evet Esra Hanım. Kirasını çok hatalar ödedim, yaptım. Eşyaları getirdim, ev sahibi haciza vermeye kalktı. Aldım oradan eşyaları getirdim, depo tuttum, depoya koydum. Eyvallah. Sonra da şimdi çıktım kiraya, geniş bir ev tuttum. Yani ben daha ne yapayım, kadın halimden ben bunları yapma, tek başıma mücadele ediyorum yani. Ben o evladın yüzü sürüyorum hepine, o yangının yüzü sürüyorum. Hacer teyze, vallahi sen helal olsun. Bu arada çok yaptık yani, kayınvalidem. Annem haklı gerçekten. İnan yavrumun huzuru olsun, o torunumun şeysi olsun. Elimden geldiği kadar da gene o yavrum başımın üstünde ya. Canımı veririm ben ya, canımı veririm. Ne ay, demek? Ay kıyamam ben çok sana canımı ya. Canımı veririm ben, canıma. Tamam anne, bundan sonra söz veriyorum. İnan kendine güveniyorsan. Güveniyorum anne, onun için buradayım. Bak kaç gündür buradayım ben. Bak ben seni insan gibi aldım buraya. Kabul ettim, sen ne yaptın? Bak dedim akşam...
Ablam da vardı. Dedim bak dedim Göksel ablam da şahitimdir. Eğer bir hata yaparsam, eğer bir içki lafını duyarsam anında bitiririm dedim. Çok şans verdim dedi. Ama sen ne yaptın gittin? O akşam içtin, gecenin saat yarımında geldi. Evet, doğru diyorsun. Benim komşuma karşı yani mahcup ettim burada. Sonra ben oğlumu aradım, polis gönderdim eve. Kapının ziline bas, 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 bas. Sonra geldi polis, o anda da sen çektin gitti. Yani çok şeylik verdin yani bize, çok üzüntü verdin, çok üzüntü verdin. İnsan evladını seven, ailesini, yuvasını seven zaten böyle yapmaz. Arkasında olur. Yeter ki simit sat, limon sat, yeter ki helalinden kazan getir evine. Biz lükste şeyde gözümüz yok, dünya malında da gözümüz yok. Allah ahiret zenginliği versin. Biz seninle hiçbir zaman dedik mi şunu yap, bunu yap, şunu getir. Tamam. Sen yeter ki çalış, ailene, evine bak, kiranı öde, mutlu, evladını mutlu et. Çocuğun bak sadece karın doymakla da olmuyor. Bu çocuğun geleceği var ileride. Okuyacak, okul vakti gelecek. Hep bunlar yani şey, sorumluluk isteyen bir aile bu. Tamam anne söz yani veriyorum. Bu kadar söz, söz ama bundan sonra söz. Tamam bundan sonra yapmayacağım. Senin hatalarımı özür dilerim Hacer teyze. Daha söylemek istediğim çok şey var ama söylemem. Bir şey söyleyeceğim Hacer teyze özür dilerim. Şimdi Göksel abi sürekli özür dilerim ben hatamı kabul ediyorum diyorsun. Bu bir erdem ama bu sende alışkanlık olmuş. Ama bu son Esra Hanım. Hayır yani buraya geldim, Türkiye'nin huzuruna çıktım. Dilinde pelesenk olmuş ama tamam özür dilerim. Ya özür evet, dilerim. Evet evet lafla ne olmuyor bu. Yani ya, özür demek çok zor bir şeydir. Esra Hanım. Bir adım atsın o zaman bir söz alalım. Bir söz alalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kötü alışkanlıklar için. Bir saniye Hacer ablacığım. Çok özür dilerim Özlem Hanım avukatımız devreye evet. Geçecek. Dinliyorum tamam. Sizi. Tamam canım. Tamam. Dinliyorum Hacer abla. Beni mi? Evet sizi dinliyorum. Çorlu'da kaldığım müddetçe anne bir daha yapmayacağım dedi. Kızımı üze üze yani doğusalığını bilmedi. Hamileliğini bilmedi. Yani bir hani ben buradan imkanlarımla banka havalesinden bilmem nesinden telefonu yatmaz şey. Yani bu benim de evladımın kaderi midir? Ne iyi insanların hiçbir zaman değeri olmaz. Canım benim. Hani ben evladım diye demiyorum. Gerçekten dört dörtlük hani evine, çoluğuna, çocuğuna ama şanslı işte ne diyeyim. Ama baştan ben söyledim kızıma dinletemedim. Baştan biraz söyledim bu kadar tahammül etmesinin tek bir sebebi var sanırım. Göksel Bey'e olan sevgisi. Evet ama sadece sevgiyle de olmuyor ki canım benim. Doğru sadece sevgiyle oluyor mu bu? Olmuyor işte. Sadece kuru hepsi şey yapıyor canım benim. Peki. Şimdi locada Rayna dedin ki hiç söylenecek bir şey bırakmadı anne. Ay. Ben Göksel Bey'i savunuyordum ama artık yani anneyi dinledikten sonra ne kadar iyi insanlara çatmışsınız. Ya yani. Çok iyiler Rana ablacığım. Ben yani iki kadın sizin bir erkek çok olarak iyiler, yapacağınız evet. Bütün yükü ya sizin yükünüzü yüklenmiş. Evet. Ya şu an anneye hiçbir şey söyleyemiyorum. Ben hata yaptım ama bundan sonra Göksel yapmayacağım. Göksel abi diyorsun ki ben yaptım da abi ya. Esra Hanım. Bundan sonra yapmayacağım. Peki dün savunan kim vardı? Vereceğim Mustafa söz. Serkan. Bak. Anneyi dinledikten sonra. Bugün savunanlar bugün savunmaz şimdi. Anneyi dinledikten sonra anne tabii ki haklı. Haksız demedik. Zaten hanımefendi de haklı dedik. Ne yapalım o zaman Hacer Hanım? Bu yuvayı kurtarmayalım da vurup kıralım mı? Benim ne yapalım? Bir çocuk var. Bir şekilde. İşte ama bak siz şunu söylemek istiyorum. Bir saniye. Buyurun. Bir saniye. Söyleyin Hacer ablacığım. Buyurun hanımefendi. Saniye. Bak kendine güveniyorsa tutsun evini, işini de bulsun, çalışsın. Ben ondan eğer o kadar madem ki şey yapıyorsa ama ben yanıma istemem. Ben ona çok tamam şans anne, verdim. Ben zaten... Çok şans verdim ama bu şansımı değerlendirmez. Esra Hanım, ben çok haklınızım ona.
Bir kere daha hak tanıyayım bence Hacer Hanım. Bu sefer hayır, güzelce... Bu hakkı zaten Göksel Bey bu saatten sonra kendine tanıyacak. Kendisi tanıyacak. Yani Esra ailesini şans kurtarmak isteyen lazım. Biri gibi davranacak. Hayır. Hacer Hanım diyor ki icraat yapsın, evini yuvasını kursun. Tamam, ama ben bundan saatten... sonra yokum diyor yani. Rana abla siz... biz akşam evet. Görüştük, tamam. Biz her şeyimizi hazırladık. Ben evimi de tutacağım, eşyalarımı da koyacağım. Her şeyim olmayı... hazır benim zaten. Göreceğiz. Hani bir sıkıntımız yok şu anda. Ben o yavrumun hatırına, yavrumun hatırına... Evet. Evet yavrumuzun hatırına. Evet de özür ben dilerim. Bütün yani o benim başımın tacı. O yavrum benim başımın tacı. Ben onu ölene kadar benim şey. Ama babalığında yapacak. Tabii ki. Anladım. Peki tamam, Hacer anne. Teyzeciğim. Babalığını yapmadıktan sonra ben ne? Kuru kuru olur mu canım benim? Laflan kuru kuru babalık olur mu buna? Bir icraat yapacak bu. Çalışma. Ondan sonra git bulduğun zaman iç. Kiranı ödeme. Dediğin gibi iki senedir ben iş yerindeyim devamlı. İki senedir ben de nereye kadar kirasını öde, faturası doğalgazı kesildi, aldım geldim yanıma getirdim. Doğalgaz, daha bak eşyaları getirene kadar da doğalgazı açılmadı. Ben tuttum gittim buradan ev sahibine, buradan gittim tuttum. Şey yaptım, havale yaptım, kirasını yatırdım kaç aylık kiraya. Buradan nakliye tuttum, gittim eşyaları getirdim, depo tuttum, depoya koydum. Sonra buraya gelmem gerekiyordu, hadi aldım. İşte yani bana da... Anladım, yani bir Göksel Bey'in tüm sorunu ama böyle adamlar da şanslıdır. Evet, şimdi, evet ben her elimden geldiği kadar... Hani yan bileyim, şey... yatayım, hiç de para kazanmayayım, hayatını onlara evet. idam ettiren kadınlar vardır. Bak yani. Ben kızımı bir şeyden mahrum etmedim. Torunumu bir şeyden en iyisini evet. gidip alıp onlara bir şey yapmam. Yani hakkını hiçbir zaman ödeyemez. Peki Hacer abla sen hani bir fırsat daha verelim diyor musun? Ama çalış. Nasıl güveneceğim şunu ama söyleyeyim. Esra Hanım nasıl garanti, güveneceğim? Garanti ve güven istiyorsunuz. Ne olur iki dakika bekleyin. Özlem Hanım aha, bir şey söyleyecekti. Madem Göksel Bey kararlı... Ben bu yuvayı kurtaracağım diyor. Önce alkol problemini halledelim ve kendisi ülkemizde çok güzel imkanlar sağlayan tedavilerden birisine yönlendirelim. İşiyle beraber eş zamanlı alkol tedavisine de başlasın. Biz doğru. bunu bir... Bunu bir hastalık olarak düşünmek lazım. Tek başınıza mücadele edemiyorsanız uzman yardımı almamız gerekir. En tamam, yakın zaman. Zamanda bir uzman yardımına başlayın ki biz de bundan sonra ağzınıza içki koymayacağınızdan emin olalım. İşiniz de sekteye uğramasın tamam, böylece. Tamam Özlem Hanım teşekkür ederim. Bunun sözünü veriyor musunuz? Veriyorum Özlem Hanım. Evimi de tutacağım. Evini de tutacaksın, çalışacaksın verin. Da. Tamam. Peki Esra Mustafa. Hanım. Tüm iyimser arkadaşlarıma karşıt bir şey söyleyeceğim. Şu anda yaşanılanları anlattılar, dinledik vesaire vesaire. Elif Hanım'a sorumluluk bilmemiş, evine gitmemiş vesaire. Bunlar bu şekilde, unuttum ismini arkada. Göksel. Abi, Göksel Bey'in söyledikleri tamam, yapacağım, edeceğim. Ama demiyor ki mesela şunu şundan yaptım, özür diliyorum, şöyle oldu, şunu yapmak zorunda kaldım. Bu şekilde yapınca çok sinir bozucu oluyor. Burada da akla geliyor ki tamam bir barışalım da sonrası artık falan filan geliyor. Bu noktada siz nereden biliyorsunuz Mustafa Bey bu olmayacağını? Bu noktada şu yapılması gerekiyor bence, benim kanaatim. Elif Hanım... Öyle bir şey yapmalı ki buna bir daha cesaret edemeyeceğine güvensin. Ondan sonra barışsın. Şu anda tamam okeylerse adımdan daha çok eminim bir hafta içinde yine aynı olacak. Yani şunu mu söylüyorsun mesela bir ay içerisinde hani evini tutsun, alkol tedavisine başlasın, tamam, işe başlasın. Tamam. Bir ay sonra o düzene gelsin Elif abla yerleşsin. Öyle. Aynen, tamam. Öyle. Şimdi ortada bir bebek var. Esra Hanım şimdi öyle bir konuşuluyor ki böyle içinde sanki herkes bu ilişkinin içinde yaşamış. Şimdi hanımefendi her şeyi burada anlatmıyor ki size. Emin olun anlatmıyor. O %100'ün %20'lik kısmı dün söylediğim gibi. O da kötü bir davranış değil aslında yani. Anlatmaması gerekiyor ki anlatamıyor. Ben onu düşündüğüm için şu an bunu söylüyorum. Yaşadıklarına karşı. O yüzden somut adımlar. Şimdi Esra Hanım şu tablo gerek kayınvalide ve gerekse hanım yönünden ne kadar olumlu bir yaklaşım var. Bu herkesçe görülebiliyor. Şimdi evlilik dediğin zaman Göksel Bey size soracağım. Evlilik bir akittir. Taraflar birbirlerinin sorumluluklarını bilecekler.
Evlilik bir sorumluluk ister. Evet. Yani bunu kabulleneceksin. Bak bu senin son fırsatın, görünen o. Zaten bunu çok iyi değerlendirmen lazım. Yani yanlıştasın. Değerlendireceğim arada, Mehmet amca. En son cümlemi söyleyeceğim Gül abla. Elif Hanım önce ev tuttursun. Sonra da 3-4-5 aylık kirasını ödettirsin. Yok, benim fikrim. Gül abla şu anda tutarım evi, hemen tutayım. Bir dakika. Ondan sonra evliliği sözleşme yaptırsın. Eğer bir daha gidersen bu kapıları açamazsın. Bir, bu iş böyle artık. Sen öyle bir ailen var arkanda. Öyle bir kaynana bulmuşum. Valla başını da hacca götürsen azdır. Çok iyi. Kayınvalidem çok iyi. Gerçekten. Hakkını yiyemem yani. Yani herkesin kaynanası var, ailesi var, kocasının. Bu atacağın adımların hiçbiri kim? Onlar için değil. Kendin için. Yani, evet. Yani Belina kaç yaşındasın? Için. Evet, estağfurullah. Şimdi bir 10 yıl daha yaparsan ama böyle devam edersen sen de hayatta yok olup gidersin. Tabii öyle oluyor. Yatacak kalacak yer bulamazsın. Tabii, sonu yok. Ben de şunu söylüyorum. Elif abla sana düşünmen için fırsat vereceğim. Evet. Bir gün daha düşünebilirsin. Kesin ve net kararını açıklayabilirsin. Aksi bir şey olursa, yani burada verdiği sözlerin hiçbirini tutmazsa, geldiğin gün boşanmanda en büyük destekçin ben olacağım. Tamam efendim. Tamam efendim. Gidin biraz daha konuşun. Daha aklı selim düşün. De ki ben şunların karşılığında seni affediyorum. Seni göreceğim. Tamam Esra. Senin ağzından çıkacak bir cümle benim için çok önemli. Tamam Esra. Ama dediğim gibi aksi olursa en büyük destekçinim. Bu arada tedavi başlasın. Çok teşekkür ederim. Yani siz varsanız arkamda artık bundan sonrası ona kalmış yani. Kimseye değil. Peki hadi gidin. Çağıracağım tekrar.